Merhabalar, Elise. Elise 48 yaşında, özel bir bankada, veznede çalışıyor. Geceleri de dantel örüp satarak 4 kardeşine bakıyor, okul masraflarını karşılıyordu. Elise hiç evlenmedi. Anne ve babası 2 yıl arayla ölünce kardeşlerinin bakımını üstlendi. Büyük bir sorumluluktu. O gün huzursuz uyandı. İçinde kara kara bulutlar dönüp duruyordu. Kardeşlerine kahvaltı ettirip okullarına gönderdi ve bankaya doğru yola çıktı. Tam kapıdan giriyordu ki müdür koluna yapışıp "Biraz konuşmamız lazım Enisa Hanım" diyerek karşı kaldırıma geçirdi. Biraz yürüyüp parkın banklarına oturdular. Yalçın Bey düşünceli, bungun bir yüz ifadesiyle ve boğuk bir sesle Enisa Hanım bana yardım etmelisiniz. Yalvarıyorum size. Çok zor durumdayım. Hayat memat meselesi bu. Allah aşkına yardım edin." Enise gözleri ve ağzı açık baka kaldı. Şaşkındı. Nasıl yani?" dedi. Yalçın, "Büyük bir bataklığın içindeyim Enisa Hanım. Kumar denen bir illet var, yakamı bırakmıyor. Her şeyimi kaybettim ama bu lanetten kurtulamıyorum. Kurtulamıyorum bir türlü. Tedavi görmeme rağmen bırakamıyorum. Yalvarırım bana yardım et" diyerek ellerini tuttu aniden. Enise irkildi. Ne tepki vereceğini bilemedi. Ben ne yapabilirim Yalçın Bey? İnanın yani bir yardımım olacaksa severek yaparım ama bilemiyorum. Benden ne istiyorsunuz tam olarak?" Yalçın amacına ulaşmış bir avcı gibi mutluydu ve bankaya hırsız girecek. Uzaktan akrabam Şükrü yapacak bu işi. Sen vezneyi, ben de kasadakileri vermek zorunda kalacağız. Sonra da parayı paylaşacağız. Enise ellerini çekip biraz daha uzaklaşarak yanından, "Asla böyle bir şeye izin vermem. Delirdiniz mi Yalçın Bey? Orası bizim ekmek teknemiz. Nasıl hainlik düşünürsünüz? Bunu sizden beklemezdim. Yanılmışım. Çok yazık." Yalçın baktı güzellikle olmuyor. "Bak Enise, bu maddiyat konusunu aştı artık. Kumar borcu, namus borcu diyorlar. İbret alem için ipimi çekecekler. Feci şekilde öldüreceklerini söylüyorlar. Ben öleyim mi Enise ha? Ben mi öleyim peki? Keşke o gün öl deseydim. Keşke." Enise'nin suskunluğunu evet olarak değerlendiren Yalçın planı devreye soktu. Daha 3 gün olmuştu konuşalı ve bugün o gündü. Şükrü tehditlerle girdi kapıdan, silahını doğrultup çantayı uzattı. "Boşalt kasayı kadın!" diye haykırarak. Enise çok korktu, titreyerek söyleneni yaptı. Sıra Yalçın'a geldi, ona da büyük kasayı açtıracaktı. Silahı doğrulttuğu anda güvenlik görevlisi atıldı. Şükrü ile boğuşmaya başladılar. Kısa bir arbedenin ardından patlayan silah sesi çınlattı şubeyi. Hareketsiz kalan 3 çocuk babası Emin'di. Güvenlikçi Emin. Tam kalbinden yemişti kurşunu. Enise'nin dizlerinin bağı çözüldü. Oturdu koltuğuna buzdan bir heykel gibi. Canı çekiliyordu sanki. Senaryoda bu yoktu. Ama sahne devam ediyordu. Şükrü Yalçın'a silahı dayadı ve büyük kasanın olduğu zemin kata indirdi. Bir süre sonra duyulan iki el silah sesi nefese merdivenleri elindeki valizle çıkan Şükrü göründü. Çıkarken öyle bir baktı ki Enise'nin gözlerine, kelime-i şehadet getirdi usulca Enise. Gözleri kapalı, elleri havada, ne kadar beklediler bilmiyordu. Polis sirenleriyle kıpırdanmaya başladılar ve her yeri arayıp araştırıp prosedürleri yerine getiren polisler Yalçın'ın cansız bedenini de
ambulansa koyup götürdüler. Ava giderken avlanmış, haksız kazancın, haramın peşinden koşarken canından olmuştu. Akrabam dediği Şükrü acımadan arkasında iki ceset bırakıp sırra kadem basmış, gitmişti. En iyisi pişmanlığını anlatacak kelime bulamıyordu. Bu büyük günahı saklayacaktı, mecburdu. Söylerse hapse girebilirdi. Kardeşlerini düşünüp içi acıya acıya Rabbine yalvara yalvara sustu. Soygundan 22 gün sonra Şükrü feci bir trafik kazası yapan araçtan parça parça çıkarıldı. Yarına kalırdı da yanına kalmazdı işte. Bu klişenin birebir yaşanmış haliydi. Paraların kalanı bankaya getirildi. Yanlış yapanlar bulmuştu cezasını ama korunun yanında yaşta yanarmış hesabı zavallı Emin ölmüştü. Ona olmuştu olan. Yeni güvenlikçiyi yeni müdür tanıttı personele. Burak Bey yeni güvenlikçimiz, Emin Bey'in oğlu. En iyisi bakamadı gözlerine. Bazen yanlış yapmak zorunda kalabiliriz. Yanlış kararlar, yanlış davranışlar. Ama her yanlışın bir bedeli var. En iyisi de bu bedeli pişmanlıklarla, keşkelerle ödemiş miydi? Ödememişti ama işte. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiyle, güzel günlerde mutlu, huzurlu kalmanızı dilerim. Beğendiyseniz beğenme tuşuna basıp abone olursanız, kaydeder, paylaşırsanız çok memnun olurum. Teşekkürler ediyorum. Hoşça kalın.